futbolun üstadları. Merhaba Açal TV izleyenleri. Yine bir röportaj gününde karşınızdayız. Bugün Mersin halkına Mersin İtman Yurdu'nun gidişatını soracağız. Bakalım Mersinli ne düşünüyor, hep birlikte görelim. Mersin Yurdu'nun gidişat hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi Mersin İtman Yurdu şu an 18. sırada. Düşme tehlikesi var. Pek parlak görünmüyor ama umarım düzelecektir. Tek umudumuz o. Yani ne olursa olsun biz arkasındayız. Yaptığı her şeyin arkasındayız. Yenilse de arkasındayız. Yense de arkasındayız. Sonuçta kazanması için, yani sevinmek için sevmedik biz bu takımı. Umarım her şey düzelir. Düşsek de yine idman yurduluyuz. Çıksak da idman yurduluyuz. Bu kadar yani. Şu anda takım olarak moral bozukluğu var. Bir gidişat eksikliğimiz, taraftar eksikliğimiz var. Taraftarlarımız tam destek veremiyor. Çok büyük bir eksiklik yaşıyoruz. Takım olarak, yönetim olarak. Zaten bu yönetimle bu şekilde devam edemez. Taraftar ve yönetim çok ayrı düşmeye başladı. Taraftar sinirleniyor, yönetim taraftara destek sağlamıyor. Yönetimin takımdan haberi bile yok. Hani bu şekilde çok zor. Birincilikten ikinci lige, ikincilikten herhalde artık Bal Ligi'ne kadar düşecek. Genel olarak sıkıntımız aslında yönetim ve taraftar arasında bir kopukluğun olması. Çok daha basit bir örnek verecek olursak bir taraftar derneğinin bile olmaması aslında birazcık sahipsizliğimizin göstergesi. Buna bir el atılması gerekiyor. Maçlara kimse gelmiyor. Boş statta oynuyoruz. Birçok yönetim bu para benim için bir hiç deyip daha sonra yine borcumuzun ödenmediğini görmek. Gerçekten üzücü. Güzel bir şehirde yaşıyoruz. Taraftar galibiyetle gelecektir. Daha da iyi olacaktır ama bence düşmesinde de aslında biraz hayır var. Sonuç itibariyle belki toparlanıp şu anda mevcut Ankara gücünün yaptığı gibi belki biz de ileride daha iyi bir şekilde, kalıcı olabilecek bir şekilde. Yani benim umudum bu ama şu anki gidişat gerçekten düştük. Yani evet belki bir ihtimal, çok düşük bir ihtimallikte kalabiliriz ama şu anda düştük gibi görünüyor. %99 oranında. Yani o disiplinli çalışılırsa, sistematik çalışılırsa olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki birazcık kafamızı kullanalım, birazcık sahip çıkalım, gerisi gelir diye düşünüyorum. Vallahi bu aralar iyi gitmiyor ya. Ligde de gidişatı kötü durumda. Büyük ihtimal düşer bu sene. Yani bu gidişler düşer. Onun dışında zaten ligdeki konum belli. Aldığı puanlar belli. Abi şimdi düşme patasında zaten. Giresun'a da yenilir bence. Bu gidişte düşer. Mersin İdman Yurdu bu sene kötü oynadı. Bu sene büyük ihtimalle düşer ama seneye iyi oynayacağını düşünüyorum. Yeni transferlerle toparlanacağını düşünüyorum. Belki iyi gitmediğini düşünüyorum. Son sıraya gelmiş, kurtuluşu zor. Valla benim takip ettiğim kadarıyla Mersin çok kötü gidiyor şu an yani. Hatta son sırada diyebiliyorum. Evet. Yani bu neden bilmiyorum ama kendi sahasında bile her maçta 3 tane 4 tane gol yiyor. Gidişat çok kötü. Benim yine ümidim yok çünkü Mersin Mardu hani takım halinde futbolu bırakmış. Yöneticiler de zaten şey yapmıyorlar, para sorunu çekiyorlar büyük ihtimal. O yüzden sıkıntılılar galiba. Yani şöyle söyleyeyim, 2 sene önce Süper Lig'e çıkmıştık. Hani bir yandan ne olduysa yönetim mi artık hani teknik direktör mü? Çok güzel oyuncular vardı. Mesela Adem Büyük vardı. Şimdi çok güzel yerde. Milli takıma gitti. Hani bence iyi oyuncuları elimizden kaçırdık. Bugünkü duruma geldik. Tabii ki memnun değiliz. Hani neredeyse üçüncü gelişeceğiz galiba. Bence daha iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Valla şu anda iyi gidiyor bana göre. Yani süper diyebilirim. Yani daha önceleri mesela pek etrafta da tutulmuyordu ama şu anda bayağı çok ama iyi. Şu anda 18. sırada ve sonuncu sırada 25 puanla. Ama tamam da yani şu aralar şu 10 gün içerisinde gerçekten iyi gidiyor diyebilirim. Bir düzelme var. Galiba yani düzelme var. Yani şu 10 gün içerisinde gerçekten düzelme var. Süper diyebilirim yani. Zaten abilerimiz de şu anda kadroda. Şu anda yeni geçmişler herhalde. Yönetimi almışlar. Evet, yeni yönetimi almışlar. Evet, bizim abilerimiz var. Yeni aldılar. Onların inşallah destekleriyle de İnşallah bir yerlere gelecek yani. İnşallah.
Sonuçta Mersinliyiz, destekliyoruz. Sonuna kadar da arkasındayız. Biz de İçeltiv olarak zaten her zaman Mersin önümüzde yanındayız. Yani inşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Biz seneye Mersin İtmanı'nda ne yapacağız? Hangi takımlarla oynayacağız? İpsiz sapsız takımlarla top oynayacağız. Nasıl olacak bu iş? Düşeceğini mi düşünüyorsunuz? Düşecek tabii. Böyle giderse ayakta mı kalacak? Keşke kalırsa. Keşke ben 1,5 yıldır futboldan soğudum. 1,5 yıldır stada gitmiyorum. En son Galatasaray maçına gittim, bir daha da gitmedim. O maçı da izledim, tamam dedim, bitti bu maç burada. Gırtlağa kadar borcun içinde ne olacak? Ya kimin parasını veriyorlar? Kime para veriyorlar? Ne topçuya veriyorlar, ne hocalara veriyorlar. Düşünün yani. Ya siz karar verin artık. Ya. İnsan üzülüyor lan, yarın bugün maçımız var. Bak izleyeceğim. Evet, giresin. Ha, giresin. Bakalım ne olacak? Sonuç ne? Sonuç belli yine. Hüzün. Yenilecek tabii ya. Hüzün. Hüzün. Bir tek şeye sevindim 2 hafta önce. O yeni gelen kaleciye çok sevindim. Helal olsun diyorum. İyi de bir kaleci. Geleceği de parlak. Tabii canım ya. Gençlere önem vereceksin ya. Gençlere önem vermezsen bu işler yürümez. Ben de zamanında top oynadığım için biliyorum. Mersin İtmanı'nı ben uzun yıllar her zaman söylediğim bir şey var. Ne yazık ki biz bir yere gelemeyiz. Ben size öyle olaylar anlatırım ki Mersin İtmanı'yla ilgili. İnanın şaşar kalırsınız. Bunlar gerçek. Ha bunu söylerken neyi söylemeye çalışıyorum? Öncelikle şu. Mersin İtman Yurdu sahip çıkılacak yani bir potansiyele sahip değil. Gerek sosyal, gerekse ekonomik. Şimdi bir kere çıkarsız sahip çıkmak gerekir Mersin İtman Yurdu'na. Ama ne yazık ki bugüne kadar Mersin İtman Yurdu'nun ya siyasi yönünden sırtını yararlanmışlar bir şekilde ya da maddi olarak yararlanmaya çalıştılar. Kimse çıkıp da elini taşın altına koyup da çıkarsız yardımda bulunmamış. Bu böyle devam ettiği sürece bir deveci zamanında, sizler gençsiniz bilemezsiniz ama bir deveci zamanı, bunu herkes bilir, tüm Mersin bilir. O zaman sahip çıkılmış. Onun dışında zaten o takım da efsane bir takım. Önerler, şunlar bunlar. Ama şu andaki sisteme baktığınız ve ondan sonraki gelen sisteme baktığınız zaman Mersin İtman Yurdu ne yazık ki sahipsiz. Hiçbir zaman da sahipli olunmadı. Yani eski dönemlerine geri dönmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Vallahi düşünmüyorum. Yani düşünsem de şöyle düşünüyorum. Bir asansör takım olarak düşünüyorum. Bu bir gerçek. Ha, bir çıkar. Tabii yani. Yani bu ne zaman bu düşüncemden alıkoyarım kendimi? Biraz önce bahsettiğim gibi gerçek anlamda riyasız, çıkarsız, yalansız, dolansız bir grubun, bir topluluğun, bir Mersin potansiyelinin ortaya çıktığı zaman başta tabii ki çok dürüst, namuslu bir başkan. Şimdiki başkan için bir lafım yok, yanlış algılanmasın. Yani böyle bir başkan ortaya çıktığı zaman. İnşallah ligde kalabiliriz. Ligde kalacağımızı düşünüyorum ama biraz da oyuncular hırslanırsa eğer. Biraz da bu maddi açıdan değil de biraz da manevi açıdan hırsla oynamaları gerektiğini düşünüyorum sahada. Biraz daha şimdi ümidin bittiğini, azaldığını anlayınca gençlerin biraz daha bence sahaya sürülmesi lazım. Mesela Bekircan'dan örnek vereyim ben. İlk 11 çıkıyor. Aynen, ilk 11 çıkıyor. Kötü, fena top oynamıyor. Ama mesela geçen hafta kadro dışıydı. Ondan önceki hafta kadro dışı. Bu oyuncuyu da düşürüyor bence. Aynen, motivasyonu düşürün. Kötü top oynadığını da düşünmüyorum yani. Şu an çok kötü gidiyor. Şu an gençlerle oynuyoruz. 95, 96, 98 doğumlarla oynadığımız topçular var. Yani çocuklara şans veriliyor ama şu an 3. lig gibi gözüküyor yolumuz. Ama Allah'ın izniyle şu son 12 puanla bir yerlere gelir miyiz bilmiyorum da son 4 haftaya girildi. Ya ne diyeyim, hakkımızda hayırlısı diyeyim Mersin İtman Yurdu. Vallahi Mersin İtman Yurdu'nun her zaman 1. ligde oynamasını isterim. Bu hakkı, ama şu an bir düşüşte, o 70'li yıllardaki o Trabzonspor'un burada 1-0 yendiğini hiç unutmuyorum. Ben o zaman lisedeydim. O performansını tekrar görmek istiyorum bir Mersinli olarak. Başka ne diyebilirim? Yani iyi durumlara geleceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum, güveniyorum ama bazen de üzülüyorum o geçmiş yılları düşünerek. O yüzden bir başkanın, bir işverenin buna el atıp, yönetim, bir güzel yönetime evet el atıp Mersin İtman Yurdu'nu ayağa kaldıracağına inanıyorum. İnşallah. Bu Mersin ilinin hakkı yani. Futbolda 1. ligde oynaması gerekiyor bana göre. Çünkü büyük şehir olduğu için Mersin'de çok bütçesi iyi bir il.
çok fakir bir, gelişmemiş bir il değil, o yüzden yakışır diyorum ben. Mersin İdman Yurdu'na da başarılar diliyorum. Mersin İdman Yurdu'nun sıralamadaki yeri için önemli değil. Vatandaşın, medyanın önce bir altyapıyı şöyle bir sorgulaması lazım. Kardeşim, bizim stadımız var mı? Bir çocukların geleceği var mı? Bu takımda adamcılık var mı? Bu takımı kimlere emanet etmişiz? Kimler çalıştırıyor? Bunları bir sorgulasınlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Lütfen üstteki yöneticiler de kalksınlar. Alt taraflarda ne dönme dolap dönüyor? Dönsünler bir baksınlar. Takım birinci olmuş, üçüncü olmuş. Bir soyunma dolabı olmayan bir takım. Birincilikte işi yok. Olmaması da lazım. Çocuklar dışarılarda soyunuyorlar. Gençler dışarıda soyunuyorlar. Bu utanç verici. Bu takım birincilikte olsa ne olur, olmasa ne olur? Soruyorum ben size. Koskoca Mersin İdman Yurdu maalesef üzüntü verici. İnşallah bu işe gönül veren insanlar bu takımın başına geçerler. Böyle alttan alırlar. Bu takımı hak ettiği yerlere götürürler. Ben sıralamaya çok önem vermiyorum. Ama gönlümüz istiyor ki şu takım çok iyi yerlere varsın. Tesis olarak, altyapı olarak. Benim de bir çocuğum vardı. Ve birçok çocuk gibi yetenekli çocukların hepsi eriyip eriyip gidiyor. Birçok dönme dolap yüzünden. Lütfen alt tarafı irdeleyin. Ve takımı emanet dediğiniz kişileri bir bakınız. Bir tane yöneticiyi ben altyapı maçında göremedim. Ama gruplara gidiyorsunuz. Bütün A takım futbolcuları bile geliyorlar, takımlarına destek veriyorlar. Buradan başlayacaksınız. Tesisten başlayacaksınız. Ondan sonra başarı zaten gelir. Evet sevgili Çel TV izleyenleri, bugün Mersin halkımıza Mersin İdman Yurdumuzun gidişatını sormuştuk. Cevaplarımız bu şekildeydi. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.